Bugünler sevgili ve değerli Türkmen seyircilerimiz ve gençlerimiz, Gençler Yarışıyor Bilgi Yarışması'na hoş geldiniz. Biliyoruz ekran başında bizi keyifle bekliyorsunuz ve izlemeye devam ediyorsunuz. Biz de aynı keyifle sizlerle yarışmanın vaktiyle beraber sizlerleyiz. Ben sunucunuz Kazım Kerkegül'ü hiç vakit kaybetmeden bugünkü Kızlar Lisesi finalini sunmak istiyorum. Biliyorsunuz bugünkü Kızlar Lisesi finalında iki okul var. Okullar demeden önce sizlere kısaca bir yarışma kuralları hakkında bilgi vermek istiyorum. Her ekibe de girmiş her soru soruyoruz. Her sorunun doğru cevabına 2 puan veriyoruz. Artı iki ekibe de üçer yardımda bulunuyoruz. Birisi 3 seçenekten birisini kaldırma hakkı var ve ikişer soru değiştirme hakkı var. Ben sizlere bugünkü finalda olan iki okulun adlarını söyleyeyim. Sağ tarafımda Ülker Kız Lisesi burada ve sol tarafımda Barış Kız Lisesi. Her iki ekibe de başarılar diliyorum ve güzel bir yarışmanın geçmesini diliyorum. Ben yarışma başlamadan önce kısaca Ülker Kız Lisesi'nin bu program hakkında kısaca bir konuşma yapmanı diliyorum. Merhabalar, benim adım Sara. Ülker Kız Lisesi'nden geliyoruz. Buraya takım arkadaşlarım Nur ve Betül ile katılıyorum. Finala geldik ve çok mutluyuk. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Size tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. İnşallah. Ve her zaman mutlu görüyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Dönüyorum Kız Lise, Barış Kız Lisesi'ne. Buyursunlar. Merhabalar, ben İnce Aydın. Takım arkadaşlarım Sara ve İlef ile Barış Kız Lisesi'ni temsil etmeye geldik. Burada temel amacımız bilgi alışverişi yapmak, bilgi kazanıp kazandırmak. Burada kız liseleri arasındaki final için buradayız. Karşı takıma başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Sizlere de başarı diliyorum. Her ekibe de başarılar diliyorum. Ve güzel bir final olmasını diliyorum. Herkesin burada bilgi kazanarak ve bilgi kazandırarak mutlu olarak ayrılmasını ve güzel bir vakit geçmesini diliyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak biliyorsunuz bizim ilk sorumuz puansız soru, kura sorusu olacak. Sorumuz diyor ki, Kerkegül tarihi meşhur Barış Kız Lisesi'nden ilk olarak duyduk sorunun cevabını ve sizlere başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız Barış Kız Lisesi'nin sorusu gelsin bakalım. Hangi konuda olacak? Soru geldi. Ay dünya çevresindeki yaklaşık kaç günde tamamlar? A. 29 B. 28 C. 30 Süre başlasın. Sorunu tekrarlıyorum. Ay dünya çevresindeki yaklaşık kaç günde tamamlar? Döngüsün. Dön çevresini. 29 verdik, 28 ve 30 verdik. Sizlerden cevap bekliyoruz. Bakalım. Ay dünya çevresinde yaklaşık kaç günde tamamlar? Turunu. Ay dünya çevresinde yaklaşık kaç günde tamamlar? Yani o turu, davranı kaç günde tamamlar? Biz dedik ise A 29, B 28 ve C 30. Bakalım sizin doğru cevap. Sonra yer geldi. 28 son kararımız. Bakalım son kararsa. ...28 doğru ve 2 puandan başlıyorsunuz. Barış Kız Lisesi ilk sorunun puan cevabını bildi ve 2 puanı kazandı. Dönüyorum, Ülker Kız Lisesi ilk sorusu gelsin bakalım hangi konu olacak ve inşallah puan olarak devam ederler. İnşallah. Bakalım, soru geldi. Aynı soru, aynı konu olacak. Gece gündüz eşitliği bir yılda kaç kez gerçekleşir? A 3, B 2, C 4. Süre başlasın. Sorunu tekrarlıyorum. Gece gündüz bir seviye gelmesi. Aynı vakti bir olması. Yılda kaç defa gelir, olur? Yani eşit olarak? Eşit olur bak. Gece gündüz eşitliği. Vakitleri yani. Gece gündüz eşitliği. Tamam. Bir yılda kaç kez olur, gerçekleşir?
3 var, 2 var ve 4 var. Soru işte bilirsiniz. Ay ve gece ve gündüz yılda birkaç defa bir olur. Yani aynı seviyede olur. Saatleri, vakitleri. Aynı işler olur yani eşlik. 3 mü, 2 mi, 4 mü? Soru benzer bir soru. Son uyarı geldi. Hocam cevabı 2 diyoruz. Bakalım. 3, 3 değiştiriyoruz. 3, 3. Son karar? Son karar. Maalesef 2. Niye değiştirdiniz? Bunlar bak. Yine yanlış bir teknik kullandınız ve zaten ben hiç sustum, uyarı geldi. Size puan verecektim ama kısmet neyse, hayırlı olsun inşallah. Geçiyorum Barış Kılıçdaroğlu'nun ikinci sorusu gelsin bakalım. Hangi konu olacaktır? Toros Dağları Türkiye'nin hangi bölgesindedir? A. Akdeniz, B. Karadeniz, C. Marmara. Süre başlasın. Sorunu tekrarlıyorum. Toros Dağları meşhur dağlardan birisidir. Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Akdeniz, Karadeniz, Marmara. Bakalım cevap ne olabilir? Sorumuzun cevabını bekliyoruz. Yardım isterseniz sunurum size. Her türlü yardımımız var. Soruyu tekrarlayabilir miyiz? Dedim ki Toros Dağları Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Hı. Akdeniz, Karadeniz, Marmara. Üç yer verdik size. Akdeniz son kararımız. Akdeniz son karar. Marmara değiştiriyoruz. Marmara son kararımız. Aynı yanlış. Akdeniz. Aynı hataya düştünüz ve puan kaybettiniz. Son anda değiştirdiniz. Aynı hataya düştüler. Ülker kızı isterse. Sorunuz gelsin bakalım. Bu hatadan tecrübe alın ve düşmeyin aynı hataya. Sorunuz gelsin bakalım. Sorunuz bilmece ile ilgilidir. Kolay bir soru olabilir ve puan alabilirsiniz. Yürür, gider, iz eder. Adaları yakın eder. A. Araba. B. Vapur. C. Uçak. Süre başlasın. Tekrar soru. Yürür, gider, iz eder. Yürür, gider, iz eder. Adaları yakın eder. A. Araba. B. Vapur. C. Uçak. Uçak dedi. Uçak dedi. Uçak, uçak. Vapur arkasından üstü iz koyar. Tartışma devam ediyor ve puan almak isterseniz o zaman yardım edebilirim size. Aceleye gerek yok. Soru diyor yürür, gider, iz eder. Adaları yakın eder. Kim bu? Araba mı? Vapur mu? Uçak mı? Bilmesi sorusudur. Hocam cevabımız B. Vapur diyoruz. Ben bilmem. Genzer bilir. Son kararınızı? Son kararınızı. Eminsiniz. Emin. Değiştirmiyorsunuz. Hayır. Uyarı geldi bakalım. Değiştirmiyorsunuz. Bakalım. Doğru cevap ne olabilir? Araba mı? Vapur mu? Vapur doğru ve puan alıyorsunuz. Beraber oluyorsunuz. Yüzlerinize gülüyor. Dönüyorum. Barış Kızılcası'na bakalım sorular gelsin. Hangi konu olacaktır? Hazır mısınız? Hazır. Hazırsınız. Sorunuz geldi. Bilmece sorusu. Lastik gibi uzanır. Bırakınca kıvranır. Bak, lastik gibi uzanır. Bırakınca kıvranır. Yani biliyorsunuz. Kıvranır. A. Yay. B. İp. C. Kablo. Süre başlasın. Sorunu tekrarlayayım size. Lastik gibi uzanır. Bırakınca kıvranır. Seçenekleri alalım. Yay, ip ve kablo. Lastik gibi uzanır. Bırakınca kıvranır. Ne olabilir? Yay mı, ip mi, kablo mu? Sorunun cevabını bekliyoruz Barış Kız İstersinden.
Bakalım. Cevabı ne olabilir? Süreniz var. Aceleye gerek yok. Yardım edebilirim size. Geçen soruda hata yaptınız. Yay son kararımız. Bakalım. Yay dediniz ve yayın cevabını bekliyoruz bakalım. Yay doğru. 2 puan alıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizleri. Teşekkürler. 4 puan oldu ve Ülker kızla size geliyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsınız. Biz de hazırız. Sorunuz gelsin bakalım. Hangi konuda olacaktır? Bilmeli sorusunu geçtik. Geldik. Aşağıdakilerden hangisi daha hızlıdır? A. Ses. B. Işık. C. Formula 1 arabası. Süre başlasın. Sorunu tekrar ediyorum. Aceleye bakmayın. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi hızlıdır? Seriyettir. A. Ses. B. Işık. C. Formula 1 arabası var. Yarışma var. Ve cevabı size bırakıyorum. Bakalım cevap ne olabilir? Sorunu size sorduk. Dedik bu üç taneden biri hangisi hızlıdır, seridir? Daha hızlıdır. Hızlı olabilir üçü de ama birisi daha hızlıdır. Ses verdik, ışık verdik ve Formula 1 arabaya. Uyarı geldi. Cevap. Hocam cevap B, ışık diyoruz. Son karar. Son karar. Eminsiniz. Eminiz. O zaman bekleyelim bakalım. Eminseniz size puan verelim. Ve doğru cevap ışık. Puan veriyoruz. 2'de 2 yaptınız üstte. Barış kız iseniz hazır mıyız? Hazırız. Hazırsınız. Yüzleriniz gülsün bakalım. Soru gelecek. Soru gelsin bakalım. Hangi konu olacak? Özgürlük heykelinin hangi ülke Amerika'ya hediye etmiştir? A. İngiltere. B. Fransa. C. Japonya. Süre başlasın. Sorunu tekrarlıyorum sizlere. Özgürlük, hürriyet heykel timsali. Hangi ülke Amerika'da? Zaten Amerika'da o. Ama bir ülke ona hediye vermişti. Kimdi? İngiltere, Fransa, Japonya. Bakalım hangisidir? Hürriyet timsali, heykeli. Meşhurdu biliyorsunuz. Okumuştunuz, görmüştünüz. Ama onu bir ülke Amerika'ya hediye vererek orada takmıştı. Yardım isterseniz vereyim. Kullanabilirsiniz. Sorunu tekrarlayayım sizin için. Açıklama yapayım. Yardımda bulunmakta hazırım. İngiltere son kararımız. Bakalım. Maalesef Fransa. Fransa size puan kaybettirdi. Dönüyorum Ülker kız dersine. Bakın şu anda eşit durumdasınız. Puan aldığınız zaman 2 puan önde olur. Soru gelsin bakalım. Hangi konu olacaktır? Soru geldi. Yasa dışı yollarla kazanılan para için hangi terim kullanılır? A. Kara para. B. Kanlı para. C. Kayıtsız para. Süre başlasın. Bakın soru ne diyor? Tekrarlıyorum. Yasa dışı, kanun dışı para yol kazanmasını, o yoldan para kazanan bir adı var. Yani bu para haram, halal ne bileyim ama ona bir adı var. Kara para, kanlı para ya da kayıtsız para. Kanlı yoksa kanlı. Bakın, yasa dışı, yasa dışı. Yani doğru yol olmayan. Bir yolla para kazanmanın bir adı var. Üç terimlerin birisidir. Kara para, kanlı para, kayıtsız para. Kafa karışırız. Yardım edebilirim size. Yardım isterseniz yardım edeyim. Sesine gelerek kaldırabilirsiniz. Ne bileyim. Son uyarı geldi.
Hocam cevabı A, kara para diyoruz. Son kararınızı? Son kararınızı. Eminsiniz? Eminiz. Emin. Doğru cevap ve kupon veriyorum size. Kupon öne geçiyorsunuz. Barış Kızılses, hazır mıyız? Hazırız. Hazırsınız. Sorunuz gelsin. Ağırlık aşağıdaki ölçü aletlerinin hangisiyle ölçülür? A. Kütlemetre. B. Terazi. C. Barometre. Süre başlasın. Sorunu tekrarlıyorum. Ağırlık aşağıdaki ölçü aletlerin hangisini ölçüler? A. Kütlemetre. B. Terazi. C. Barometre. Sorunu tekrarlayabilir miyiz? Ağırlık aşağıdaki ölçüyle aletlerini hangisiyle ölçülür? Alet. Kütlemetre. Aletler. Terazi. Terazi. Ve barometre. Terazimiz ağırlığımız terazi. Alettir. Terazi. Barometre ölçüdü. Cevap bekliyorum. Terazi son kararımız. Eminsiniz? Eminiz. Eminsiniz. Eminsiniz. Uyarı geldi. Bakalım. Terazi dediniz ve bakalım. İnşallah terazi size puan verir. İnşallah. Bakalım. Terazi. Kupon veriyor size. Doğru cevap terazi oldu. Ve geçiyorum. Ülker kız. Hazır mıyız? Hazırız. Yüzünüz gülüyor. Kupon öndesiniz. Bakalım. Soru gelsin. Sorunuz Nobel ödülleri var. Biliyorsunuz. Nobel ödülleri hangi ülkede yapılır? A. İtalya. B. Almanya. C. İsveç. Süre başlasın. Nobel. Nobel. Nobel ödülleri. Biliyorsun Nobel var. Yani şey. Yok. Nobel ödülleri var. O dünyada belli. Herkes tanıyor onu. Nobel ödülleri var. Biliyorsunuz. Duymuşsunuz. Evet. Ama o her yıl yapılır. İşte kültürle ilgilidir, sanatla ilgilidir, ne bileyim her şeyle ilgilidir. Ama bir ülkede verilir. İtalya, Almanya, İsveç, Suudi dediğimiz. Hangisidir? Sizden cevap bekliyorum. Nobel. Nobel ödülleri. Hangi ülkede verilir? Son uyarı geldi efendim. Hocam cevap İtalya diyoruz. İtalya diyorsunuz. Bakalım İtalya doğru mu yanlış mı? Maalesef İsveç. Suite verilir. Stockholm her yıl verilir orada. Zaten büyük bir ödül töreni olur. Ve şu anda durum berabersiniz. Soru gelsin Barış. Kız ise sorusu bakalım hangi konu olacaktır? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsınız. Ben de hazırım. Soru geldi. Amerika kıtasının ikiye ayıran en önemli su geçidinin adı nedir? A. Panama. B. Nil. C. Baykal. Süre başlasın. Amerika'nın ilk kıtasını ikiye böler. Evet, karasını ikiye böler. Bir geçit su. Panama. Kanalı hangisidir? Panama, Nil, Baykal. Yardım isterseniz yardım edeyim. Ben soruyu sordum ve size bıraktım cevabı, yanıtını. Bakalım. Tartışıyorsunuz. Tartışma devam ediyor. Herkes puan almak istiyor ve uyarı geldi arkadaşlar. Panama son kararımız. Panama eminsiniz? Eminiz. Eminsiniz. Bakalım Panama size puan verir mi? Doğru cevap Panama ve 2 puan alıyorsunuz. Doğru cevap Panama, Nil, Baykal. Panama oldu. Ülker Kızılses'in sorusu gelsin bakalım.
Hangi konuda? Bosula'da en harfi var. Hangi yönü ifade eder? A. Batı, B. Doğu, C. Kuzey. Süre başlasın. Bosula'da en harfi hangi yönü itica'yı gösterir bize? Sorun aldınız değil mi? Bakalım o zaman zor bekle. Batı, doğu ve kuzey. Hocam cevap veriyoruz. C kuzey. Kuzey diyorsunuz. Eminsiniz? Eminiz. Son karardı. Son karar. Yardım istemiyorsunuz. Ben sundum size yardımı. Sürenizi beklerim. Bakalım cevabın doğrusu hangisidir? Batı mı, doğu mu, kuzey mi? Bakalım. Süreniz hala da var. Düşünebilirsiniz. En harfi hangi yönü, hangisi? Uyarı geldi. Uyarıya göre bakalım, bekleyelim. Maalesef diyorum ama doğru cevap çöpüm. Veriyorum size ve dönüyorum. Barış kız lisesi. Yarışma beraber gidiyor. Evet. Bakalım sorunuz hangi konu olacaktır? Gelsin bakalım soru. Barış kız lisesinin sorusu. Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisidir? Maddenin ölçülemeyen özelliği, sıfatı hangisidir? A. Koku, B. Ağırlığı, C. Her ikisi. Süre başlasın. Seçenekleri hocam alalım. Koku, koku dediğimiz parfüm. B. Ağırlık. C. Her ikisi. Maddenin bir özelliği var, ölçülmez. Ne olabilir? Koku mu, ağırlık mı, her ikisini? Sorduk Barış Kızıses'in ve onlar cevap verecekler bize. Koku son kararımız. Eminsiniz? Evet. Herhalde bu bilgi geçmiş üzerinize. Evet. İnşallah da öyle olur. Ben emin değilim. Ben de öğreniyorum sizler gibi. Gün be gün burada bilgi kazanıyoruz. Bizler bir dahil her türlü bilgileri kazanıyoruz. Seyircilerimiz de bu bilgileri iyice kazanıyor. Bakalım uyarı geldi. Yardım istemiyorsunuz. Hayır. Son karar. Eminsiniz. İnşallah hep emin olursunuz. İnşallah. Bakalım. Ve koku doğru cevap. Küpon veriyorum sizlere ve geçiyorum. Ülker kızı sesle. Sorular gelsin bakalım. Yarışma iyi gidiyor. Evet. İyi gidiyor diyorsunuz. Çocuk bayramı günü hangi tarihte kutlamaktadır? 23 Nisan. A. 24 Nisan. B. 23 Nisan. C. 23 Mart. Süre başlasın. Çocuk bayramı günü hangi tarihte kutlamaktadır? Sorunun cevabını bekliyoruz. Hocam cevap B, 23 Nisan. 23 Nisan. Eminsiniz? Eminim. İnşallah emin olursunuz. İnşallah hep böyle soruların cevabını biliyorsunuz ve gülersiniz. Ben bakayım, bekliyorum. Eğer doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. 23 Nisan diyorsunuz. Bakalım 23 Nisan size puan verir mi vermez mi? Ona göre size puan verelim. Süreniz devam ediyor. Ve doğru cevap. Gülmüşsen ki puan yok. Kolay olabilir ama bağırsa da böyle sorular gelebilir sizin moral olarak. Ama inşallah hep böyle sorular kolay olur. Soru gelsin Barış kız sesi bakalım hangi konu olacaktır. Soru notada, nota, müzik notasını biliyorsunuz. Durak işaretleri hangisidir? A. Tel, B. Ses, C. Es. Süre başlasın. Bakın notada bir duraklama işareti olur. Adı nedir onun? Tel mi? Ses mi? Es mi? Bakın. Tel var, ses var ve es var. Hangisidir?
Hocam yani, sorunu tekrar alabilir miyiz? Notada durak işareti. Hangisi boş alakardan? Durak işareti. Tel var. Ses var. Es var. Müzik notasında durak işareti var. Adı nedir? Es son kararımız. Es son karar. Bakalım. Uyarı gelecek bize. Es doğru ve size 2 puan veriyorum. Doğru cevap. Müzik notalarında bir ses, yani tel belli, evet. Ses de belli. Yani bazı soruları cevaptan çıkarabilirsiniz, evet. Senkten. O doğrudur. Geçiyorum Ülker Kızası'na, sorunuzu yazsın bakalım. Hangi konuda olacaktır? Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş günü hangi tarihte kutlanmaktadır? A. 24 Nisan. B. 25 Nisan. C. 22 Nisan. Süre başlasın. Sorunu tekrar edelim. Irak Türkmen Cephesi'nin bir tesis günü kutlamaktadır. Hangi gündür? Seçenekleri alın. Seçenekleri söyleyeyim. 24 Nisan, 25 Nisan ve 22 Nisan. Hocam biz bir yardım istiyoruz. Seçeneği kaldırmak. Kaldırmak istiyorsunuz. Kaldırın. 22 Nisan kaldırdık. 2 sene kaldı. 24 Nisan ve 25 Nisan. Sorunuz oldu. Irak Türkmen Cephesi İTC'nin kuruluş tesis günü hangi gündür? Uyarı geldi. Son. Hocam cevap B 25 Nisan. B 25 Nisan. Bakalım. Maalesef 24 Nisan, bu yakında da kutlayacağız onu. Çok yakın günlerde, önümüzdeki günlerde kutlayacağız. Barış Kızıses. 2 puanı da oldunuz tekrar. Evet. Geri düştünüz, beraber oldunuz, öne düştünüz. Sorunuz gelsin bakalım. Hangi konu olacaktı? Müzikle ilgili sorunuz gelecek. Müzik seslerini gösteren yazılar. Yazılara ne adı verilir? A nota, B ses, C tel. Süre başlasın. Müzik seslerini gösteren yazılara ne adı verilir? Kızlar. A nota, B ses, C tel. Sorunu alalım bakalım cevabınızı. Nota son kararımız. Eminsiniz? Evet. Yardım istemiyorsunuz? Hayır. Müzik seslerini gösteren yazılara ne adı verilir dedik. Nota, ses ve tel. Siz dediniz nota. Nota. Eminsiniz? Evet. Yardım istemiyorsunuz? Hayır. Israrlısınız. Evet. Bakalım. Süre dolsun, ben de ona göre size doğruyu göstereyim. Uyarı geldi bakalım. Ne diyor bize? Nota doğru. Ve 2 puan veriyorum size. Doğru cevap verdiniz. Kutluyorum. Dönüyorum. Ülker Kızıses'in sorusu gelsin bakalım. Hangi konuda olacaktır? Avrupa Birliği başkenti neresidir? A. Paris. B. Roma. C. Brüksel. Süre başlasın. Avrupa Birliği İttihad-ı Avrupa'nın bir asiması var. Bütün ülkeler İttihad-ı Avrupa'nın bir asiması var, adlarınadır. Yani ülkeni istemiyorum ha. Başkent? He, başkentini istiyorum, Avrupa Birliği'nin. Yani İtalya'nı istemiyorum, İngiltere'ni istemiyorum, Fransa'nı istemiyorum. Avrupa Birliği'nin, İttihad-ı Avrupa'nın bir asiması, başkenti var. Hangisi? Paris, Roma, Brüksel. Paris'te. Bahar tarihte alındığımız bir yer.
Avrupa Birliği'nin, İttihad Avrupa'nın asiması, başkenti hangisidir buralardan? Paris. Uyarı geldi. Hocam cevabı A, Paris diyoruz. Eminsiniz? Eminiz. Maalesef diyorum. Brüksel. Belçika'nın. Bak ses duyduk. Son dakikaya kadar Brüksel sesini duydum ben. Paris Fransa'nın ama Brüksel. Puan vermiyorum size çünkü maalesef yanıt doğru olmadı. Dönüyorum. Barış kısa sorusu gelsin bakalım. Hangi konuda olacaktır? Hazır mısınız? Hazırız. O zaman ben de hazırım. Kolonya ismini, kolonya yani ismini nereden alınmıştır? A. İtalyan berberinden. B. Alman şehrinden. C. Bitkilerden. Süre başlasın. Kolonya, işte kolonya bildiğiniz kolonya. İsmini nereden almışlar? İtalya berberinden, Alman şehrinden, birisinden, adından ya da bitkilerden? Kolonya koymuşlar adını. Kimden almışlar? İtalyan berberinden, Alman şehrinden, adından ya da bitki adlarından. Yardım isterseniz vereyim. Seçenek olsun. Ne bileyim. Sorunu değiştirebilir miyiz? Değiştirebilirsiniz. Sorunu değiştiriyorlar arkadaşlar. Bakalım soru hangi konu olacaktır? Öbür soruları gelsin bakalım. Soru geldi. Soru diyor ki vücuduna göre en küçük kuş hangisidir? A. Hindi. B. Deve kuşu. C. Tavuk. Süre başlasın. Vücuduna göre en küçük kafası olan kuş hangisi dedik? En küçük kafası olan kuş? Bakın tekrar sorunun. Evet. Aceleye gerek yok. Soru diyor ki vücuduna göre en küçük kuş hangisidir? Vücuduna göre en küçük kuş hangisidir? Hocam seçenekleri tekrar alabilir miyiz? Hindi. Deve kuşu ve tavuk. Vücuduna göre en küçük kafalı. Hayır. Vücuduna göre en küçük kuş hangisidir bunlardan? Deve kuşu son kuş. Eminsiniz? Eminiz. Ve deve kuşu ise küpon doğru. Vücuduna göre kuş adlandıran deve zaten en, yani zaten o kuş adlandıran hayvan şey olmalı kadar büyük olmalı kadar deve kuşudur. Doğru cevap ve 2 puan veriyorum size. Sorunu değiştirdiniz ve 2 puan aldınız. Dönüyorum. Ülker kız ise sorusu gelsin bakalım hangi konu olacaktır. Soru ismi Eiffel Kulesi olan hangi şehirdedir? Bir kule var. Evet, evet. Paris, B, Roma, C, Milano. Süre başlasın. İsmi Eiffel Kulesi olan hangi şehirdedir bunlardan? Aşağıda çevirmişik. Paris, Roma, Milano. Yani ismi Eiffel Kulesi olan aşağıda verilen şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? Paris, Roma ve Milano. Hocam cevabı A, Paris diyoruz. Paris diyorsunuz. Eminsiniz? Eminim. Son kararınızı? Evet. Bakalım. Doğruysa çubuğunuz. Doğru değilsiniz. O zaman puan kaybedersiniz. Yardım istemiyorsunuz. Hayır. Paris dediniz. Evet. Bakalım Paris doğru mu, yanlış mı? Zaten son uyarı geldi ve doğru cevap Paris ve 2 puan alıyorsunuz. Ben yeni bir bölümümüze geçmeden önce ilk aşamanı bitirdik. Puan durumu söylemek istiyorum. Barış kız hissesi 16 ve ülke kızı 12.
4 puan geriye düştünüz. Ne oldu? Niye? Bir ara öne geçtiniz, beraber oldunuz. Evet. Yani tekrar. Hala önde. Sorular nasılydı peki? Çok güzeliydi. Güzel. Güzeliydi. Kafanıza göre. Dengeliydi. Evet. Tebrik ederim sizi. İnşallah güzel olur, daha güzel olur. Daha sorumuz var. Barış Kızılsı. Sorular öndesiniz ama o önemli değil. Ben evet. Sorular diyorum. Nasıl sorular, nasıl gördünüz? Sorular gayet güzel ve orantılı. Yani önde olmamızın, bunu söylemem, önde olmamızın etkisi, hiçbir şekilde bir etkisi yok. Geri düştünüz, öne evet, geçtiniz, beraber oldunuz. Ama sorular nasılydı diyorsunuz, çok, iyidir, çok dengelidir. Güzeldir. Evet. Ben de mutluyum bunları duymaktan dolayı. İnşallah sizlerle hep mutlu görüyorum. Başarılı diyorum, tebrik ediyorum sizleri. İkinci aşamadan gitmeden önce sorumuzun biliyorsunuz, müzik sorusu. Bakalım sorumuzun müziği gelsin. Dinleyelim. Sorumuz gelsin. Barış Kızılsı'nın sorusu bakalım. Ne diyor soru bize? Müzik kime ait? Ne oldu? Nedir? Bu dinlediğimiz müzik hangi şarkıya aittir? A. Öyle bir geçer. B. Unutmadım. C. Gülpembe. Süre başlasın. Gülpembe. B. Öyle bir geçer. Unutamadım. C. Gülpembe. Tekrar dinliyoruz. Süremiz var. Müziği dinleyelim. Bakalım. Dedik. Öyle bir geçer. Unutamadım. Ve Gülpembe. Gülpembe son kararınız. Eminsiniz. Evet. Dinlediniz mi müziği? Evet. Barış Manço'nun çok sevilen şarkılarından biri. Bakalım süre dolduğunda size Gülpembe Barış Manço 2 puan verir mi yoksa vermez mi? Gülpembe doğru. Bu müziği dinlemiştiniz herhalde. Evet. Güzel bir müzik, güzel evet. Bir şarkı. Ve Ülker Kızılsı'na dönüyorum. Hazır mısınız? Hazır. O zaman müziği dinleyelim hazırsak. Beraber dinleyelim. Sorumuz gelsin bakalım. Ülker Kısa sorusu. Hangi bu dinlediğimiz müzik hangi şarkıya aittir? A. Şaşkın. B. Ve Sübhanallah. C. Aldırma Gönül. Süre başlasın. Dinliyoruz tekrar. A. Şaşkın. B. Ve Sübhanallah. C. Aldırma Gönül.
hocam cevap aldırma gönül. Son kararı. Maalesef ve subhanallah. Bak müziği istersen tekrarlayalım eğer müsaade etmezsiniz. Dinlersin müzikle tekrar ben bakın. Hiç duymamışım. Yani. Nasıl duymamışım? Bu çok eski bir müzik ve güzel bir şarkı. Ve subhanallah böyle gelmiş böyle gider. Maalesef yine bu bölümdeki puan kaybettiniz. Çok kolay bir soru olabilirdi. Dinleyin. Beraber. Teşekkür ederiz yönetimimize karşımızdan. Bir güzel müziği dinlettik bizim için ve güzel bir kanıt verdi. Ve subhanallah eski bir şarkı. Bir şey olmaz. Yine önümüzde baya bir sorular var. Dönüyorum Barış Kız Lisesi'ne. Şu anda tamamıyla 6 puan öndesiniz. Ve sorunuz gelsin. Hazır mısınız? Evet. Müzik dinledik, dinledik. Evet. Keyif aldık. Gayet güzel. Sorumuz geldi. Aşağıdaki meleklerin hangisi Kur'an'da adı ölüm meleği geçmiştir? A. İsrafil. B. Cebrail. C. Ezrail. Sura başlasın. Bakın müzik dinledik. Ondan sonra başka soru. Aşağıdaki meleklerin hangisi Kur'an'da adı ölüm meleği geçmiştir? İsrafil, Cebrail ve Azrail. Azrail son kararımız. Çok heyecanlısınız. Final olduğu Azale'ye için gerek yok. Normal dozda bir heyecan var. Son kararınızı? Evet. Eminsiniz? Evet. Yardım istemiyorsunuz? Hayır. İsrar ediyorsunuz? Evet. Ben de ısrar ediyorum, yardım vermek istiyorum. Siz biliyorsunuz. O zaman sürenizi bekleyelim. Bakalım süreniz size puan verir mi vermez mi? Biz de beraber onu bekleyelim. 6 puan ödersiniz. 2 puan alsanız 8 olur. Uyarı geldi. Maalesef Azrail size 2 puan verdi. Doğru cevap. 2 puan alıyorsunuz. Ve Ülker'e geçiyorum. Ülker kızı hazır mıyız? Hazır. Hazırsınız. Sorunuz gelsin bakalım. Hangi konu olacaktır? Sorumuz gelsin bakalım. Ülker kız ise sorusu. Aşağıdaki meleklerin hangisi mahluktan rızıkların yönetmekle görevli melektir? A. Mikail. B. Azrail. C. Esrafil. Süre başlasın. Süren tekrarlıyorum bak sorunu. Aşağıdaki meleklerin hangisi mahluklardan, yani mahluklardan rızıklarına yönetmekle görevlidir? Yani mahlukatların rızıklarıyla görevlidir. Seçenekler Mikail, Azrail ve Esrafil. Bu meleklerin birisi mahlukatların rızıklarıyla vacip verilmişti ona. Yani görevini yapsın. Bütün mahlukların rızıklarını vermekte görevlidir. Mikail, Azrail ve Esrafil. Uyarı geldi. Hocam cevap C, Esrafil diyoruz. Son karar. Son karar. Hala süreniz var. Maalesef Mikail'dir.
Bakın aranızda tartışıyorsunuz ama uyum sağlamıyorsunuz. O yüzden şu anda 4 puana yakın kaybettiniz bu uyum sorumunu çözmeseniz. Ve geçiyorum Barış Kız Lisesi. Hazır mıyız? Hazırız. Sorunuz gelsin bakalım hangi konuda olacaktır? 8 puan öndesiniz şu anda. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk halife kimdir? A. Yavuz Selim. B. Mehmet Fatih. C. Abdülhamid. Süre başlasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk halifesi kimdir? Yavuz Selim, Mehmet Fatih ve Abdülhamid. Hocam soruyu tekrar alabilir miyiz? Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilk halife kimdir? Halife kimidir ilk olarak? Yardım isterseniz vereyim. Bakalım. Cevap ne olabilir? Uyarı geldi. Abdülhamid son kararımız. Abdülhamid son karar. Bakalım Abdülhamid doğru mu yanlış mı? Maalesef Yavuz Selim ilk halifedir. Ve puan kaybediyorsunuz. Ülker Kız Lisesi. Yardım ki soruda işleyebilirsiniz şu anda. Doğru mu? Aceleye gerek yok. Puan durumu şu anda çok fark değil. 6 puandır. Hiç, pardon 8 puandır. Her an düşebilir. Sorunuz gelsin bakalım. Sorunuz cennet cehennem mağaraları Türkiye'de hangi şehirdeydi? Cennet cehennem mağaraları mağara var. Hangi şehirdeydi? Antalya, B, Konya, C, Mersin. Süre başlasın. Çok kolay soru olabilir. Aceleye gerek yok. Mağara var. Türkiye'de adları var. Cennet, cehennem, mağaralarımız. Hocam soruyu değiştirmek istiyorum. Sorunu değiştiriyorlar. Yönetmen arkadaşımız sorunu değiştirse bakalım. Sorunu değiştirelim. Soru... Sorular gelsin. Yeni soruları değiştirdiler. Soru sporla ilgili. Dünya Kupası'nı ilk kez kim kazanmıştır? Brezilya, B. Fransa, C. Uruguay. Süre başlasın. Futbolda Dünya Kupası, Kas Alem var. 1930'da kurulmuştu. İlk kazanan kimdi? Brezilya var, Fransa var, Uruguay var. Soru kolay olabilir. Çok zor değil. Önceki soru da kolaydı ama 3 seçeneğe göre kısa Brezilya, Fransa, Uruguay. Hangisidir bu üçlerden biri? Brezilya, Fransa, yani Uruguay. Cevap A, Brezilya diyoruz. Hocam değiştiriyorum, Uruguay diyorum. Uruguay diyorsunuz, son karardı. Evet. Bakalım. Doğru. Uruguay. Sonunda değiştirdiğiniz puanınız. Bunun önce değiştirdiğiniz puan kaybettiniz. Şimdi bir adalet oldu sizin için. Barış Kız Lisesi geçiyorum ve sorusu gelsin bakalım hangi konuda olacaktır? Dünyanın en derin gölü Baykal Gölü olan hangi kıtada bulunur? Afrika, B Asya, C Avrupa. Süre başlasın. Dünyada en derin göl, en çukur göl olan Baykal Gölü'dür. Bu hangi kıta olur? Afrika, Asya, Avrupa. Dünyada Baykal Gölü en derin göl olduğuna göre hangi kıta oluyor? Hangi karada? Hocam
Hocam bir jokerini, soru değiştirme jokerini. Soru değiştirmek istiyorlar. Yönetmen karşınız. Soru değiştirelim bakalım. Yeni sorular gelsin. Soru değiştiriyorlar. Soru hangi konu olacak bakalım. Sorunu değiştirdiler. Soru geldi bakalım. Soru diyor ki, dünyanın en yüksek tepesi hangisidir? A. Mana. B. Diran. C. Everest. Süre başlasın. Şimdi soru değiştirme hakkını kullandınız. Ve sorduksa dünyanın en yüksek tepesi hangisidir? Everest. Cevap bekliyor sizden. Mana, Diran ve Everest. Everest son kararımız. Everest son karar. Eminsiniz? Evet. Soru değişti zaten. Bakalım. Sorunun cevabı doğru mu yanlış mı? Bakalım. Doğruysa küp alıyorsunuz. Bir de soru değiştirdiniz. Bakalım. Uyarı geldi. Everest doğru. Değiştiniz, isabet ettiniz ve küp aldınız. Dönüyorum ülke kızı sesine. Ve sorunuz gelsin bakalım hangi konuda olacak, hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız sorunuz gelsin bakalım. Sorunuz bilmece ile ilgilidir. Acele yürüyen yolda boşluk. Acele yürüyen yolda boşluk. A. Yolda kalmaz. B. Yolda kalır. C. Kaybolur. Süre başlasın. Bakın. Acele yürüyen yolda. Acele yürüyen yolda. Kalmaz. B. Kalır. Kaybolur. Yani bakın. Acele yol, bak acele yürüyen yolda. Bak acele yürüyen yolda kalmaz. Ya kalır ya kaybolur. Bu atasözü, pardon atasözüydü. Acele yürüyen yolda ne olur? Kalmaz, kalır ya da kaybolur. Bakın aceleye gerek yok. Kafa karşı sorusu bakın. Bu bir atasözüdür. Değişilmez. Evet. Acele yürüyen yolda ne olur? Kaybolur. Kalmaz, kalır, kaybolur. Onu mu söylüyorsun? Hocam C kaybolur. 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 Eminsiniz? Eminiz. Maalesef. Acele yürüyen yolda kalır. Atasözüdür. Niye yolda kalır? Yorulabilir. Çünkü acele yürümese kalır. Yani siz dediniz bu kalır gerek kalsın. Çünkü acele yürüyen yolda kalır. Yani yoldan çıkmaz. Her yolda kalır. Bir tapar karşı. Ya kalmasanız olur. Kalmaz. Ya bulunmaz. Siz kaybolur. Niye kaybolur? Yolda şaşırır. Yani yanlış bir yolda yer. Acele yürüyen yolda kalır. Çünkü acele yürüyen her yolda kalır. Atasözüdür. Maalesef diyorum. Ve geçiyorum. Barış Kız İstersin'in sorusu gelsin bakalım. Hangi konuda olacaktır? Sorunuz atasözüdür. Diyor ki açık ağız aç boşluk. Kalmaz, kalır, olur. Süre başlasın. Açık ağız aç boşluk. Kalmaz, kalır, olur. Atasözleri kılıncı gibidir. Değişilmez, tahmin olmaz. Açık ağız aç kalmaz. Kalır, olur. Seçenek kaldırabilirim. Hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu bir atasözüdür. Soru değil.
Tahmin yok bunda. Değiştirme şansımız yok. Kalırsan kararımız. Kalırsa kararımız. Maalesef kalmaz. Nerede buldunuz açık ağız aç kalsın? Kuş atarsa ağzına yemek veririz. Çocuk ağlarsa ağzına yemek veririz. Doğru mu? Açık kalmaz. Aç kalmaz pardon. Doğru. At sözlü. Açık ağız aç kalmaz. Niye açık ağız? İlla ki bir şey istiyor ki. Hatta fakir diye açık ağzını açtığı zaman yemek veririz ya da para veririz. Ve bunda bir örnek olsa. İkiniz de at sözlerine kaybettiniz. Ve geçiyorum. Ülker kızlar hazır mıyız? Hazır. Hazırsınız. Bir duraklama oldu şu anda. Aranızda sorunuz gelsin. Bağlık koyun, aynı atasözü. Bağlık koyun, yerinde boşluk. A. Kalır. B. Otlar. C. Otlama. Süre başlasın. Bakın. Bağlık koyun. Yerinde ne olur? Kalır. Otlar. Otlamaz. İyice. Sorunu kafada yerleştirin. Bakın. Bağlı koyun. Bir koyunu bağlarsa yerinde ne olur? Kalır. Otlar. Otlamaz. Kafa karşılığı. Azo seni yapar. Kalır, otlar, otlamaz. Hocam sonra tekrar edebilir misiniz? Bağlı koyun. Yerinde ne yapar? Kalır, otlar, otlamaz. Otlamaz. Son karar. Son karardı. Eminsiniz? Evet. Otlar. Niye otlamazsın? Yemek o günde var. Ne aç otlamazsın? Bağlı ama o günde yemek var. Yani. Bak kitap edelim size. Yine dönüyorum. Barış kız hissesinde bir durulama oldu ki yarışma arasında. İkisi de puan kaybediyor ve size dönüyorum. Sorunuz gelsin bakalım. Hangi konu olacaktır? Bal bal demekle ağız A. Tatlanmaz. Tatlanır. Açık kalır. Süre başlasın. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, patlanır, açık kalır. Arkadaşlar bu atasözüdür. Yani bir tahmin kabul etmez, değiştirmek etmez. Çünkü yerine göre, zamanına göre söylenmiş bir atasözüdür. Bal bal demekle ağız ne olmaz? Hocam seçenekleri alalım. Tatlanmaz. Tatlanır, açık kalır. Biz tabi tahminlerde şey yapıyoruz. Tatlanmaz son kararımız. Ne olmaz? Tatlanmaz. Tatlanmaz var, tatlanır var ve açık kalır. Tatlanmaz son kararımız. Tatlanmaz. Eminsiniz? Eminiz. Son kararınızı? Evet. Doğru cevap tatlanmaz. 2 puan veriyorum size. Tatlanmaz çünkü tatlanmaz. Demek olmaz bal bal demekten. İlla ki bal bal yediği zaman tatlanır. Bak sözlerimiz bunlardı. Dönüyorum. Hala sorularımız var kızlar. Üzülmeyin. Her şey yapabilirsiniz. Soru gelsin bakalım. Bilmesi sorusudur. Biraz azetme onu. Sizi hem soru değiştirme hakkınız var bir soru hem de seçin. Bir şey kalma. Uzundur ip değil. Isırır köpek değil. A. Köpek balığı. C. Yılan. Pardon. B. Yılan. C. Kipri. Kipri. Söyle başlasın. Soru tekrar. Soru bak. Hadi. Uzundur ip değil. Uzundur ip değil. Isırır köpek değil. A. Köpek balığı. C. Yılan. B. Yılan. C. Kipri. Cevap B yılan diyoruz. Son karar. Son karar. Eminsiniz. Eminiz. Güzel. Bakalım. Eminsiniz. Emin değilsiniz. Şimdi süre bittiğinde biz onu bileceğiz.
dedik. Uzundur. İp değil. Isırır. Köpek değil. A köpek balığı, B yılan, C kirpi. Bakalım. Size puan lazım. Yılan doğru cevap, kuponu veriyorum size. Sorular çok var hala. Hele bir 6-7 soru var. Yani her şeyi de işlemişsiniz. Ve doğru cevap, kuponsuz. Sorunuz gelsin, barış kısacası bakalım. Hangi konu olacaktır? Neyle ilgilidir? Aynen bilmece olacaktır. Benim adım iki hece. Çalışırım gündüz gece. A. Saat. B. Tren. C. Telefon. Süre başlasın. Benim adım iki hece. Çalışırım gündüz gece. Saat son kararımız. Eminsiniz? Evet. Yardım istemiyorsunuz. Hayır. Size de yardımınız hala var. Evet. İki soru değiştirdiniz. Bakalım süre dolduğunda hala tekrarlıyorum. Emin diyorum, eminsiniz. Soruyu sorduk sizden. Siz de cevap hemen verdiniz. Bakalım. Saat doğru mu, yanlış mı? Hangisi doğrudur? Saat doğru. Doğru cevap verdiniz ve kupon verirse dönüyor ülke kız hissesine. Ülke kızası kaç sorumuz var? Aşağı yukarı 5 sorumuz var. Yani her şeyi deşinebilirsiniz. İş elinizde. Bir sesine kaldırabilirsiniz ve bir soru deşiniz, değil mi? Olur mu? Onu kullanın o zaman. Soru gelsin bakalım. Uzaydan. Aydan, uzaydan baktığınızda görebilen tek yapının adı nedir? Yani dünyadan, yukarıdan baktığımızda dünyada bir şey var, gürcül. Yukarıdan yani? Tabii, uzaydan diyorum. Piramit, Çin Seddi ve Evil Kulesi. Süre başlasın. Bakın, sorunu tekrar özetmeye bakın. Uzaydan baktığımızda görebilen tek yapının adı nedir? Tabii biliyorsunuz, üç tane var. Bir piramit var. Mısır'da, Çin Seddi var, Sin'da ve Evil Kulesi var, Fransa'da. Bunlar o kadar baktığında hangisi görünür? Uzaydan baktığında. Yani dribin her neyde bakıldığında bunların birisi görünür. Görebilir bunlarımız. Kafanızı karıştırın biraz. Bir beyin fırtınası yapın. Hangisi yukarıdan görünebilir? Piramit var, Çin Seddi. Bak. Çin Seddi. Bari? Çin Seddi. Hocam cevap Çin Seddi. Son anda. Doğru cevap Çin Seddi doğrudur. Ve kupon alıyorsunuz. Doğru. Yani yukarıdan baktığımızda en yüksek olan ve en görünen bir şey olan odur. Barış kısa sorusu gelsin bakalım hangi konuda olacaktır. Kırgızistan'ın başkenti neresidir? Baku, Pekin ve Bişkek. Süre başlasın. Hocam soruyu tekrar alalım. Kırgızistan'ın başkenti neresidir? Baku, Pekin, Bişkek. Dedik Kırgızistan'ın başkenti neresidir? Size hak kaldırmak var. İsterseniz o yardım edeyim size. Hocam seçenekleri tekrar alırım sadece. Baku, Pekin ve Bişkek. 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 Bişkek.
Bir de Baku. Pekin. C Bişkek son kararımız. Neresiniz? Hala süreniz var. Bişkek doğru ve 2 puan veriyorum size. Doğru cevap veriyordunuz. Geçiyoruz. Ülker kız ses sorusu gelsin bakalım hangi konu olacaktır? Soru geldi. Amerika ve Asya kıtaları arasındaki okyanusun adı nedir? Amerika ve Asya kıtası. Atlas okyanusu, Hint okyanusu ve Büyük okyanus. Süre başlasın. Amerika ve Asya kıtalar arasındaki okyanusun adı nedir? Atlas okyanus. Kaç okyanus kalmıştı? Sizi seçenek kaldırın mı ve soru. Kullanabilirsiniz. Çok kolay olabilir soru. Okuyup siz geçmiş üzerimize bu soru. Atlas var, Hint var ve Büyük Okyanus. Hocam sorunu değiştirmek istiyorlar. Sorunu değiştirmek istiyorlar. En son dakikada sorunu değiştirmek istiyorlar. Bakalım soruları hangi konu olacaktır? Sorunuz geldi ve bakalım. Sorunuzu okuyalım size bakalım. Soru diyor ki. Soru. Dünyada insanları cimri olarak adlandıran ülke hangisidir? A. İtalya, B. Fransa, C. İskoçya. Dünyada bir ülke var. Rezillikten tanınır milleti. İtalya, Fransa, İskoçya. İskoçya yani. Dünyada insanları cimri olarak adlandıran ülke hangisi de şahlaçlarım? İtalya, Fransa, İskoçya. Biraz kafamı sulaştırın. Yasa seçenek, yani en kolay şey ettik için soru değiştirdik. Ve soru diyor ki, işte İtalya, Fransa, İskoçya. İtalya. Hocam cevap C, İskoçya diyoruz. Eminsiniz? Eminiz. İnşallah diyorsunuz. Ve bak gel bakalım. İnşallah doğru olur. Doğru cevap ve doğru isabet. İskoçya en rezil insanları tanıyan bir ülkedir. Puan durumu söyleyeyim size. Hala umutlusunuz. Var sizde. 3 soru son sorular kalıptı. Ve dönüyorum. Barış kız ses sorusu gelsin bakalım. Barış kız ses hazır ve biz de hazırız. Büyük okyanusu ile Atlas okyanusu birbirine bağlayan kanalın adı nedir? A. Süveyş. B. Panama. C. Hürmüz. Süre başlasın. Hocam sorunu tekrar alabilir miyiz? Seve seve. Büyük okyanus ile Atlas okyanusu ara. Büyük okyanus ile Atlas'la birbirine bağlayan kanal. Tamam. Adı nedir? Yardımımızda kalıp seçenek kalabilirsiniz. Hala onu kullanmadınız. Kullanabilirsiniz. Cevap bekliyorum sizlerden. Süveyş son kararımız. Son karar Süveyş eder ve biz bekliyoruz. Süveyş'in doğru olduğunu, yanlış olduğunu bekleyelim bakalım. Yarışmanın son aşamasındayız. Çok önemlidir bu. Panama. Süveyş Mısır'da.
Kanat Süveyş, tamam mı? Puan kaybettiler. Şimdi en son üç sorulara gireceğiz. Yani en son şansınız var beraberlik için. Puan durumunu bilebilirim. Puan durumunu şansınız var beraberlik için. Bildiğiniz zaman. Bakalım. Soru gelsin. Hazır mısınız? Dünyanın en büyük hayvanı nedir? A. Mavi balina. B. Köpek balığı. C. Fil. Süre başlasın. Hocam cevap A. Mavi balina. Son kararınızı. Eminsiniz. Dediniz. Bir soru sorduk sen. En büyük hayvan dünyada hangisi dediniz? Mavi balina. Son karardı. Eminsiniz. Puan ihtiyacınız var. Almak zorundasınız. Bakalım süre dolduğunda bu soru doğru mu yanlış mı ona göre. Çünkü son soruya giriyoruz. Bakalım. İnşallah doğru olur ve yarışmanın içinde kalırsınız. Doğru ve kuponu veriyorum. Son soruya geçiyorum Barış Kızılcası'na. Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? A. AB, B. B, A, C, A artı. Süre başlasın. Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? AB ve A ve A zayt. Hocam soruyu tekrar alabilir miyiz? Bir de seçenek. Sorunu hangi kan grubu aşağıdaki hangi kan grubu herkesten kan alabilir? Seçenekleri. A, B, A ve A zayt. A, B son karar. A, B son kararımız. AB doğru ve 2 puan alıyorsunuz. Doğru cevap. Son soruya geliyoruz. Ülker Kız Lisesi'nin sorusuna bakalım. Soru gelsin hangi konuda? Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? A, O, B, A ve C, O. B. Süre başlasın. Hangi kan grubu herkesten kan, pardon, hangi kan grubu herkese kan verir? A, O, B, A, C, O. İki kere olmuş burada, evet. Zaten oldu. Siz cevap verin, ona göre biz şey yaparız. O diyoruz. O diyorsunuz, evet. Son karardı, evet. Eminsiniz. Emin. Bakalım, doğruysa küp oynuyorsunuz, puan durumunu göreceğiz bakalım. Çünkü son sorudayız. Ve ikişer soru dedim, birer soru yani dedim. İkişer soru doğru. Birer burada, birer burada. Zaten soruları değiştirdiniz ya. Pardon. Biri 10 hakkı, pardon burada yanlış oldu ben şey desinlikle. 10 hakkısı var. B, A ve C, O. Doğru, o dediniz, siz dediniz. Doğru. Ben yanlış dedim. Soru. O doğruymuş ve 2 puan alıyorsunuz. Yarışmamızın sonuna geldik. Final yarışmasıydır. Güzel bir yarışma oldu ve iki ekipte bayağı birbirini rekabet içinde geçirdiler ve güzel puan aldılar. Yani sorulara bakarsak 20'şer sorudan iyi bir puan aldınız. Ülker Kızılcası 24 puan aldınız. Ülker Kızılcası 24 aldılar ve Barış Kızılcası 30 puan. 6 farkla yarışma sona erdi. Barış Kızılcası kazandı. Dönüyor Ülker Kızılcası'na. Güzel yarıştınız. Ben yani benim görüşümde
Güzel bilgiler verdiniz. Ne diyorsunuz? Sorularla ilgili ilk aşamada güzel dediniz, dengeli. İkinci aşamada zaten iyi dediniz, yani kötü gitmez ama onlar kayıp etmeden gitsin, siz aynı puan durumunda kaldınız. Evet. Ne diyorsunuz? Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle okul müdürümüze Fatma Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer takıma da tebrikler ediyorum. Çünkü gerçekten hakla bu puanları aldılar. Ve inşallah gelen seferlerde daha iyi. Bir eksiklikler de vardı. Hatta diyelim bazı uyumsa, uyum olla sanmadınız birbirinizden. Evet. 4 puana yakın kaybettiniz onunla. O da büyük bir size eksiklik oldu. Evet. Artı bir de karşı takımda da iyi başlamadı. Siz onu iyi kullanmadınız. Bir an ön geçtiniz, bir anda düştünüz. Evet. Ama güzel yarıştınız. İnan ki bilgi kazandırdınız size, bilgi verdiniz. Sorular da kolay değildi diyeyim, söyleyeyim size. Yani final olduğu için güzel geçti. Evet. Tebrik ediyorum sizlere. Barış Kısası'nın son sözünü alalım. Gayet güzel bir yarışma oldu. Yarışmanın buraya ilk geldiğimiz günden beri hep güzel geçti. Sonu da güzel oldu. Tabii her başarılı öğrencinin arkasında başarılı bir öğretmen bize öğretmen grubu vardır. Başta Solmazcı olmak üzere okuldaki tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. Karşı takımın üstün başarılarından dolayı da tebrik ederim. İki yarışma yaptınız, içinden sizi zorladılar aslında. Yani siz buraya geldiğinize rağmen o kadar kolay gelmediniz. Tabii ve ki. Bunlar zaten yarı finalde siz. Hiç kimse başarı merdivenlerine elleri cebinde çıkamaz. Doğru söylüyorsun, güzel bir atasözüdür. Tebrik ediyorum sizleri. Ben iki ekibi tebrik ediyorum çünkü güzel yarıştınız, güzel bilgi verdiniz ve programımıza, yarışmamıza renk verdiniz. Teşekkür ederim. Hem okul adına, hem aileniz adına, hem de Türkmen millet adına. Ben burada her ekibi kutlarken sevgili ve değerli Türkmen seyircilerimiz Kızlar Lisesi yarışmasının finalinde Barış Lisesi kazanarak birinci oldu. Ülker Kız Lisesi ikinci olarak güzel yarıştan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Özellikle okul müdürlerine ve öğrencilerine ve öğretmenlerine ve ben sonunda bizim bütün arkadaşlarıma, yönetmen arkadaşlarıma ve kamera arkadaşlarıma emek verildiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili ve değerli seyircilerimiz haftaya Erkek Lisesi'nin finalına görüşmek üzere. Herkese mutlu diliyorum. Hoşçakalın.